yaptığımız iş aslında tamamen araştırmacıların bizden sonra bu işten bir şey çıkarmalarına vesile olmak. Bir süre sonra bu bizim elimizdeki çizimler ve planlar tamamen dijitalize olduktan veyahut burada tamamen açıldıktan sonra esasında İstanbul'un neredeyse 80 yıllık tarihsel sürecine de birilerin bakmasına yardımcı olacağımızı düşünüyorum. Bizde var olan bilgiler sadece elektriğe dair değil, İstanbul'un kendisine dair. Yani biz burada 80 yıllık bir belgeyi topluyoruz. Ve bu 80 yıllık mesele yaklaşık 1000'e yakın fotoğraftan, yaklaşık 5000'e yakın İstanbul'un mahalle mahalle çiziminden oluşuyor. Keza yine burada çok ciddi bir emek tarihine yönelik arşiv belgesi bulunmakta. Bunlar açıldıktan sonra bir kurumun tarihsel sürekliliğine dair bir sürü bilgiye ulaşmak da mümkün olacak. Örneğin arşivde uzun yıllar boyunca su raporları tutulmuş. Haliç'te günlük olarak su analizleri yapılmış ve suyun belli alanlardaki değerleri ölçülmüş. Kaldırım dosyaları, elektrik direkleri kaldırımlarla birlikte yapıldığı için birçok yerde kaldırımlar çizilmiş ve bunları işçiler elleriyle çizmişler. Yani sokakları ve mahalleyi neredeyse elleriyle yeniden var etmişler ve bunu yaklaşık 30 yıl boyunca yapmışlar. Bunların kendisi aslında buradaki arşivi oldukça önemli bir hale getiriyor. 1911-12'den 1983 yılına kadar 2 milyonun üzerinde belge var. Şimdiye kadar yaklaşık 200 bine yakın belge yükledik bu sisteme. 29 temel başlıkta buradaki arşivi değerlendiriyoruz. Örneğin personel bilgileri, muhasebe, kömür, gelen ve giden evraklar, mektuplar, fotoğraflar, projeler gibi birbirinden farklı başlıklar altında bunları değerlendiriyoruz. Bölümler üzerinden çalışıyoruz. Öncelikli olarak aldığımız şey personel dosyalarıydı. Personel dosyalarını bir bütün olarak tasnif edip bunların iç temizliğini yaptık. Bu iç temizlikten sonra dijitalize edildi. Dijitalize edildikten sonra her belgeye özel kimlik oluşturuluyor. ...1911 itibariyle başlayan özellikle Ganz ve Sofina şirketleriyle birlikte işlevsel hale gelen Silahtara Elektrik Fabrikası aslında teknolojik olarak döneminin gerisinde kalması ve masraflarının fazla olması sebebiyle kapatılması uygun görülmüş 83'te. 83'ten sonra da burası Türkiye Elektrik Kurumu'nun deposu ve lojmanları olarak da kalmaya devam etmiş. Bu arşivin bugün burada olmasını sağlayan yüzlerce insan var. Bir bütün olarak düşünüldüğünde aslında Bilgi Üniversitesi'nin total olarak var ettiği bir arşiv burası. O yüzden bu arşivi biraz miras olarak da görüyoruz. Tarihi yapı İstanbul Bilgi Üniversitesi ile birlikte yeniden hayat buldu, yeniden canlandı. Bünyesinde barındırdığı arşivle de yeni nesile İstanbul'un tarihini keşfetmeleri için bir fırsat sunmaktadır.